Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Hepimize büyük bir geçmiş olsun. 15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı, bilmem bu programı ben 5'te 1K'da karşınızda sunabiliyor muydum? Bilmem bu kanallar var mıydı? Ya da bilmem aynı ülkede yaşıyor muydum? Zira 15 Temmuz gecesi yaşananlar o kadar gaddardı ki, inanın sonuçları da en az o gece kadar, hatta daha fazla gaddar olacaktı. Neyse ki olmadı. 5'te 1K'nın önümüzdeki birkaç bölümünde 15 Temmuz'daki bu başarısız ve gaddar darbe girişimine özel programlar yapacağız. Bir seri hazırlayacağız. Askerlerin yıllar içinde orduda nasıl üstlendiğini, o gece askeri üslerde neler yaşandığını, sonrasındaki soruşturmaları, komplo teorilerini ve en önemlisi o gece sokağa çıkan sivil halkın kahramanlık hikayesini sizlere her programda anlatmaya çalışacağız. Bu akşam serimize ilk olarak o gece tankların karşısında arkamda gördüğünüz Türk bayrağıyla duran o sivil insanların, hayatını kaybedenlerin, yaralananların öyküsünü anlatmak istiyoruz. Onlar silahların karşısına sadece demokrasi için çıktılar, demokrasiyi korumak için çıktılar. Ve neyse ki başarılı oldular. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Komutanın bomba ihbarı mı var? Kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Askerler el koydu, evet. Her şey ilk olarak askerlerin köprüde gözükmesiyle bir şaka gibi başladı. Uzun süre hiç kimse ne olup bittiğini anlamadı bile. Askerlerin şaka yapmadığını ise Ankara'da birileri çoktan biliyordu. MİT saat 16'da Genelkurmay Başkanı'nı darbe girişiminden haberdar etmişti. Saat 18'de bu sefer bizzat Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı makamına gidip darbe girişimine karşı uyardı. Karargah ilk olarak uçuşları önlemek için ardı ardına emirler yayınlamaya başladı. Ancak bu emirlerin hiçbiri birliklere yollanmayacak, fakslar yırtılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tatil için Marmaris'te ve henüz darbeden habersiz bir oteldeydi. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı koridorlarında darbe senaryosu uygulanmaya işte o dakikalarda sokuldu. Hulusi Akar bizzat yaveri tarafından tutuklandığı sırada Ankara semalarında ilk uçak sesleri de duyulmaya başlandı. Boğaziçi Köprüsü. Saatler 22'yi gösterdiğinde Boğaziçi Köprüsü'nün bir tarafını tutan askerler kanlı bir geceye hazırlıklarını tamamlamıştı. Türkiye'de pek çok kişi ise şaşkınlıkla hala olan biteni anlamaya çalışıyordu. Türkiye darbe girişimini ve olayın ciddiyetini ilk kez Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamayla öğrendi. Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. İşte bu açıklamayla birlikte başta sosyal medya olmak üzere pek çok farklı kesim darbenin ciddiyetini anlamaya ve darbeye hayır tweetleriyle tepki koymaya başladılar. Saatler 24'e geldiğinde darbeciler pek çok farklı alanda operasyona girişmiş, halk hala ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Güvenlik kaynaklarınca askeri kalkışma ve ordu içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır açıklaması ilk kez bu dakikalarda yapıldı. Saatler gece yarısını 11 dakika geçtiğinde Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etmeye karar verdi. Hareketinden önce CNN Türk kanalında Hande Fırat'a tarihe geçecek darbeye direnin çağrısını yapıyordu.
Sayın Cumhurbaşkanım. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bu açıklamadan tam 2 dakika sonra darbeciler saat 0:13'ü gösterirken TRT'yi işgal etmiş, kalkışmacı askerler korsan darbe bildirisini okutmayı başarmışlardı. Daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Demokrasi darbecilerin elinde bir gidiyor bir geliyordu. Oyunu sokaklara dökülen halk bozacaktı. Türkiye alacağız lan! Gecenin kaderini değiştirecek en kanlı çatışmalar işte bu dakikalarda köprülerde başladı. İstanbul'daki iki köprü darbecilerin ana hedefiydi. Neden? Nedeni çok basit. Eğer bu iki köprüyü kontrol altına alabilseler, bir yandan da İstanbul'daki psikolojik üstünlüğü ele geçireceklerdi. Nitekim bu yüzden sokaklara çıkan pek çok kişi köprülere yöneldi. Samet Doğan da onlardan bir tanesiydi. Anadolu Ajansı muhabiri köprüye çıktığında köprüde hayatını kaybedecek olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu da yanındaydı. O gece yaşananları bugün kameralarımıza anlatırken heyecanını gizleyemiyordu. Ben oradan bu tarafa doğru gelirken ateş açmaya başladılar benim tarafıma. Sonra çektiğim video çekiyordum tabii ki o arada. Ambulanslar da gelmeye başladı. Ambulansı çekerken sonradan izledim çektiğim videoları. Merminin hemen yanımdan geçtiğini sonra fark ettim. Yani artık tamamıyla insanların üzerine ateş açmaya başlamışlardı. Köprünün üzerinde müthiş bir kalabalık vardı. Bu insanlar sadece tekbir getiriyorlardı, slogan atıyorlardı ve bağırıyorlardı. Yaptıkları şey buydu. Yat, yat, yat! Ben işim gereği savaş muhabiriyim. Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta birçok bir yerde görev yaptım, çalıştım. Ve o an, o akşam burada gördüklerimi hiçbir yerde görmedim. Gerçekten olağan dışı bir durumdu. Sivil insanlar, ellerinde hiçbir şey yok. Ve sadece yapmak istedikleri aslında askerle konuşmak ve ikna etmekti. Bu insanlar ileriye doğru gitti. Yani konuşmak için ileriye doğru gittikçe ateş ediliyordu üzerlerine. Hemen karşınızda ve insanlar tabii ki ölmeye ve yaralanmaya başladı birçok insan. Havaya ateş açılmıyordu, doğrudan üzerlerine ateş ediliyordu. Şu karşıda gördüğünüz duvar dibinde ilk insanlar vurulmaya başladı. Reklamcı Erol Olçak da bu duvar dibinde oğluyla birlikte şehit edildi. Darbecilerin kurşunuyla. Daha sonra insanlar artık, çünkü köprü şu an kamerada görüyor, hiçbir yerde siper alabilecek, kendini gizleyebilecek bir şey yok. İnsanlar ben çıktığımda sadece bu asfaltın üzerine yere yatıyorlardı. Başka, çünkü görüyorsunuz, hiç saklanacak bir yer yok. Yüzlerce insan var bunun üzerinde. Tabii artık araç giriş çıkışı olmadığı için, çoğun kalabalık olmadığı için yaralıları motosikletli çocuklar taşımaya başladı. Vuruldu mu ya? Vuruldu kalkın. Vuruldu abi ablanın ya. Yardımcı olurlar orada ya. Orada yardımcı. Allah Allah. Yatıyor abi, görmüyoruz. Allah. Bak aldılar. Aldılar işte. Tamam. Yaralıları motosikletli çocuklar taşımaya, geriye arabalara taşımaya başladılar. Onlar çok büyük kahramanlık sergilediler. Ve hatta bir tanesi tank atışıyla şehit oldu, öldü. Çocuk oradaki insanlara su taşıyordu ve orada yaralananları hemen alıp araca götürüyor. Yaptığı bütün şey buydu ve tankla bir motosiklete, sivil bir çocuğa ateş edildi. Böyle bir korkunç bir şey ben hiçbir yerde görmedim ya. Daha sonra tabii birkaç tane de özel harekatçı geldi ve insanları biraz daha geriye doğru göndermeye başladı. Çünkü ölü sayısı ve yaralı sayısı gittikçe artmaya başladı. Abi!
Özel hareketçiler helal olsun. İlk geldiğimde şu köşede bir otobüsün arkasında saklandım oraya. Hemen yanımda bir çocuk düştü, vuruldu ve düştü. Şimdi almaya çıkamıyoruz çünkü sürekli ateş ediyorlar, ona da izin vermiyorlar. O çocuğu ayaklarından çektiler, zorla şey yaptılar. Suriye'de gördüğünüz sahneler vardır. İnsanlar vurulur, işte bir şey atıp onu çekmeye çalışırlar. O sahnelerin hepsi bu köprü üzerinde yaşandı burada. Beyler, masa tarafı kaldırın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte burada daha sonra insanları ilk korkutmak için şu karşıdaki tepeciğin üzerine tankla iki kez ateş edildi. Çok büyük bir patlama meydana geldi ve insanlar çok hızlı bir şekilde geriye kaçmak zorunda kaldılar. Çünkü yani bu kadarını hiç kimse beklemiyordu. Yani tankla sivil insanların üzerine ateş açıyorsunuz. Tabii bir taraftan çevik kuvvet bu sivil ölümlerin önlemek için üç tane ya da iki tane toma getirdiler. Tomayı buraya dizmeye çalıştılar. Tomayı oraya dizmeye çalışırken tomayı da tankla vurdular. Orada da insanlar öldü. Şu an düşündüğümde ve buradaki o gece olan şeyleri hayal etmeye başladığımda tüylerim ürperiyor. Çünkü bir babayla oğlunu aynı anda öldürebilecek kadar vahşi bir yere vardırdılar. Yani korkunç bir yere vardırdılar bu işi. Darbeciler acımasızca halkın üzerine ateş açıyor, tanklar insanları eziyor, uçaklar havadan sivil ve silahsız insanları bombalıyordu. Başta Ankara olmak üzere İstanbul ve Türkiye'nin pek çok yerinde insanlar akın akın sokaklara akmaya, demokrasi için direnmeye başlamıştı. Silahlı darbecilerle silahsız sivil halk hemen her yerde karşı karşıya göğüs göğüseydi. Darbeciler ordu içinde 14-17 yaş arasındaki Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerini bile kandırıp, silahlandırıp sivillerin üzerine sürmüştü. Öğrenciler akşam kokteyl var denilerek okula çağrılmış, saatler 20-30 gösterirken Kuleli Askeri Lisesi'nde yaşları 14 ile 17 arasında değişen öğrenciler kamuflajınızı giyin, tatbikat olacak emriyle sokağa sürülmüştü. Aralarında daha önce hiç silah tutmamış olanların da bulunduğu bu öğrenciler kendilerini ellerinde G3'lerle Çengelköy sokaklarında karakola giderken buldular. Çengelköy'de Kuleli Liseliler yola çıktıklarında karşılarında Çengelköy esnafını ve halkını buldular. Onlardan bir tanesi de Halil Kantarcı'ydı. 28 Şubat döneminde idamla yargılanan bir isimdi. Halil Kantarcı eşiyle son kez vedalaştı, bayrağını alıp dışarıya çıktı. Çengelköy Karakolu'nu askerler ele geçirmişler, halkın üzerine ateş açıyorlarmış dedi. Ben gidip bir bakayım dedi bana. Ben de tamam dikkatli ol dedim. Eşim çıktı. Yani bir 30 saniye sonra falan uçak sesleri ve hani biz bomba atıldığını falan düşündük. Çünkü tepemizde yani büyük bir ses var. Yani kesin bir yerlere bomba düştü diye düşündük. Ben hemen koştum, bir şey oldu zannettim eşime. Kapıyı açtım. Eşim o sıra telefonla konuşuyordu. Zannediyorum abisiyle konuşuyordu. Kapattı. Sonra dedi, Halil dedim ne oluyor? Herhalde bomba atıyorlar dedi. Ben de gitme dedim. Yani eğer bir şey olursa burada da olacak zaten dedi. Sonra biraz gitti, sonra döndü. Gel bir daha sarılayım sana dedi. Sarıldı, hakkını helal et dedi. Allah'a emanet olun dedi. İşte helalleştik. Sonra gitti. Ama o arada sesler hiç durmuyordu. O gidince ben çok endişelendim.
yani bir 5 dakika sonra falan yine aradım. Ne oldu Halil dedim, ne yapıyorsunuz dedim. O da dedi ki buraları hep kapatmışlar, gidemiyoruz dedi. Yani asker yolu kapatmış, geçişe izin vermiyor dedi. Ondan sonra dikkatli ol, fazla kalma dedim. Tamam, merak etme dedi. Bu arada devam ediyorum, aramaya devam ediyorum, yazıyorum. Hani açarsa görsün, merak ettiğimi bilsin diye. Eşimin bir arkadaşının, yani iki arkadaşının eşi geldi. Eşleri geldiler. Ben de sizin nereden haberiniz oldu dedim. Yani onların da benim kayıptan dolayı teselli etmek için geldiklerini düşündüm. Şey dedi, bizim hastanedeymiş dedi. Halil abi, seni almaya geldik dedi. Ben doğru muymuş haber dedim. Doğruymuş dedi. Dediler. Sonra işte hemen çıkmamız gerekiyor dediler. Ben de hazırlandım. Çocukları anneme bırakıp gittik hastaneye. Yolda soruyorum sürekli. Durumu nasıl? İşte onlar da diyor biz de daha yeni haber aldık. Şimdi gidiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz diye. Hastaneye vardığımızda gözüm arkadaşları çarptı. Kapının önünde ağlıyorlardı. Ama yaralı olduğu için üzüldüklerini düşündüm ilk etapta. Sonra hastanenin içeriye girdiğimde herkes ağlıyordu. O zaman durumunun ağır olduğunu düşündüm. Yani yoğun bakımda olabileceğini düşündüm. Beni ona götürün dedim. Nerede Halil diye sordum. Kimse cevap vermedi. Bir ses çıksın diye bekledim. Ama duymak da istemedim aslında. Sordum, doğruyu söyleyin, ne oldu dedim. İşte Murat abi söyleyecekti ama yani sonra söyleme dedim, yani duymak istemedim. Tabii sonra ilk etapta şehadet haberini aldığınızda her ne kadar bu uğurda yaşamış, bu uğurda mücadele etmiş, Allah rızasını gözetmiş ve sadece o onun bir mücahit olduğunu düşündüğüm için evlendiğim insanın şehadet haberini kabul etmek de aslında o kadar kolay değildi. Benim eşim oraya Allah rızası için gitti, vatanı için gitti, milleti için gitti. Yani benim içim çok rahat, ben çok mutluyum. Tabii ki geride kalan çocuklarını düşündüğüm için ilk etapta üzülmüştüm. Onlara ben bunu nasıl anlatacağım, nasıl izah edeceğim diye. Çünkü çok çocuklarına düşkün bir babaydı ve çocuklar ona çok düşkündü, çok seviyorlardı babalarını. Fakat Allah kulu, yani Allah yardım ediyor, Allah sabrını veriyor. Yani hiçbir şey, endişe duyduğum hiçbir şey başıma gelmedi. Her şey o kadar güzel gelişti ki ben eşimin cenaze namazında şehitlerle beraber cenaze namazı kılındı. Yine kabri şehitlerle beraber, aynı kabirde 4-5 şehidimiz daha var bizim. Güzel bir şekilde uğurladık. Çok güzel bir şey, çok güzel bir yerde kabri var onun. Ben onu yani ben her şekilde arzu ettiği her şey oldu. Çok mesela Çengelköy'ü çok severdi benim eşim. Çengelköy'de şehadet ona nasip oldu. Çengelköy'de defnedildi. Yani zaten bir çocuk etrafında bir anda bütün sevdiklerini görürse bir şeylerin olduğunu anlayabiliyor yani. O gün sevdiği herkes yanındaydı onun. Onunla ilgileniyorlardı. Sordu bana, babam nerede anne dedi. İlk başta konuşacağız oğlum dedim, anlatacağım dedim. Babam nerede bana söyle dedi. Ben de onu uzun uzun izah etmek istedim. Önce söyledim, dedim ki oğlum Allah en çok kimleri sever dedim. İşte sırasıyla Hazreti Peygamber'i, ashab-ı kiramı, diğer peygamberleri falan diye böyle sıralarken anne bana direkt söyle dedi. Bana uzatma direkt söyle dedi. Babam nerede dedi. Yanımızdakilerden biri Murat Koparan'dı. O da oğlum şehit oldu baban dedi. Tabii oğlum ağladı ama
Zaten babası onu hazırlıyordu. Yani her zaman diyordu, eğer bana bir şey olursa sen anneni ve kardeşlerini koruyacaksın. O yüzden güçlü olman gerekiyor senin, derdi. İstanbul'da bunlar yaşanırken Türkiye'nin farklı yerlerinde de halk ne bulduysa eline almış, darbecilere kahramanca direnişe geçmişti. Kimi dumandan pistteki uçaklar kalkmasın, inemesin diye hürünlü ateşe veriyor. Kimi askeri üslerin önüne belediye araçları ya da kamyonlar çekiyor. Kimi ise artık Allah ne verdiyse, elinden ne gelirse kahramanca darbeye direniyordu. En yükte kazanda dediler ki hükümeti deviriyormuş dediler askeriye. İnkılap oluyormuş Menderes gibi dediler. Canı isteyen Menderes'i kurtarmaya gidiyorlar Tayyip'i dediler. Vatanını seven. Oraya indi, askerler oradaymıştı. Elle atmıştı. Biz de oraya inince, tabii bizi görünce birden tada işlenmemişiz. Ne ararsınız siz burada lan dedi. Biz dedik böyle böyle dedi. Komutanım ben şahsen hükümetim deviriyorlarmış da askerler. Hani onlara demedim siz diye. Askerler hükümeti kurtarıyorlarmış da onun için geldik dedim ben. Ya dedi, demek ki bizi öldürmeye geldiniz siz. Askere dedi diz çökten doldur kapat dedi. Bakıp dur ya sizi görmen mi kim olduğunuzu isminizi bilemem de. İki dizinin üstüne çekiverdi, bir o yanına darattı, bir de o yanına. Asker de vurmadı, şahsen beni vurmadı asker. Baktım şöyle, can çok tattı ne de olsa. Kan fışkırıyor, askere dedi pila oğlum. La sizin ben dedenizin dedim la. Ne yapayım amca dedi, yapacağım bir şey yok. Kayışı çıkardı bilimden. Şu bacağımı şuradan bir boğdurdu. Yine asker yardımcı oldu. Asker doldu. Bacağımı boğdurdu. Amca bu yarayla hiç korkmadan kaybı dostu ölmesin, kanı kestim dedi. Ben gidiyorum, la oğlum bir de ambala çağırın, görüyorsun arkadaşlar hep öldük. Benimle ilgili kimse yok, ses olun. Ne yapayım amca, yapacağım bir şey yok dedi. Orada sürünerek kimden tuttuysam hiç ses soluk yok. Kimin bacağından tuttuysam karanlıkta hep ölmüş. Ambala çağırdı o asker ya, hemen hemen yarım saatte anca geldi. Böyle birden vuracaklarını bilmiyorduk. Biz de bir şeyler yaparız diye gittiydik. Ama maalesef biz boş gittik. Doldur kapa deyince bunu askerlik yapanları bilir bunlar. Saniye sürer, diz çöktü. Hepsi bu kadar ya. İşte bir de o yana dırt, hiç kimse kalmayordu canlı. Anca Allah diye bağırdı ölenler. Son kelime Allah diye bağırdı. Hepsi. Kimsin sen? Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya, yaralandım ölüyorum, vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor, soruyorum sana. Hele bir de dün milletvekilim geldi bayan. Amca senin kanını koymayacağım, bak bunu böylece unutma dedi. Aldım onları içeri dedi, aldırttık onları içeri dedi. Kalmayacak dedi, inerim kalımız yerde kalırsa üzülürüz biz. Biz vatan için gittik oraya ya, benim ne çıkarıma şahsen, ben bir emekli adamım ya. Zaten girmişim 70 yaşıma ama benim torunum dün askerden geldi. Anca bir hoş geldin dedim, yüzümü öptü, ellerimi öptü. Onu bileğine göremedim ta. Diyemedi nereye gidiyorsun dedi. Yıldırım gibi gittik işte. Görüyorsun değil mi Türk'ü? Bizi kimse yenemez. Eneren biz böyle elim var ya, bize silah ne olsun tesir etmez. Bizde bu iman oldukça bizi kimse yenemez. Ama biz dimdik duracağız. Aynı şimdi burada durduğumuz gibi. Biri birimize Allah-u Ekber bir saldıracağız. Yani ölen ölsün gitsin. Ağzımızdan onu atmayacağız. Bismillah, Allah'a ekber diye saldıracağız. Kimse geçemez bismillah. Zaten onların ödü kopuyor. Saatler 2.31'i gösterirken Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına darbeci askerler girmeye başladı. Halk belediyeyi savunmak için binanın etrafını sarmıştı. Silahlı darbecilerin karşısında tek silahları, sarıldıkları bayrakları... tekbirler ve sloganlardı. Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde de bir can pazarı vardı. Mehmet Emin Ertaş bir hastanede çalışıyordu. O da meydanlara çıkan binlerce isimden sadece bir tanesiydi. Darbecilerle mücadele ederken yaralandı. CNN Türk'te Sayın Cumhurbaşkanımız bir cep telefonla bağlandı. O bir darbedir. Bir asker darbedir. Bu terörist bir grubun yaptığı bir darbedir.
kesinlikle askerin de bunun içinde olmadığını, sadece bir terörist grubun bunu yaptığını söyledi. Ve ben halkımı, ben sokağa davet ediyorum, vatana sahip çıkmaya davet ediyorum. Ondan sonra hiç tereddüt etmeden sırtımızda aldık bayrağımızı, çıktık. Fevzi Paşa Caddesi'ne doğru tekbirlerle İstiklal Marşı söylüyor, Büyükşehir'e doğru gittik. Başka çaremiz yok. Ya gideceğiz, o elimdeki silahları yağlayacağız. Ya da eğer o tanklar, o silahlar güneş yüzü görürse, ona inanıyoruz ki ülkemiz en az 100 yıl geri gidecek. Eli kanlı teröristler rastgele insanlara ateş ediyorlardı. Biz o teröristlere asla pabuç bırakmayacaktık. Ya ölecektik ya da o belediyeyi onların elinden alacaktık. Elhamdülillah orada şehitlerimiz var. Ayağımdan kurşun geldiğinde yaklaşık 10 santim havaya zıpladım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sağımda ve solumda iki tane yeğenim vardı. Beraber çalıştığım arkadaşlarım vardı. Mahallede beraber olduğum dostlarım vardı. Sağ olsunlar hem beni kaldırdılar. Ayaklarıma iki tane kemer hemen sıktılar. Kemerler kan kayıp, çok fazla kan kaybediyordum. O kemerler yeterli olmayınca yeğenim bu sefer atletini çıkartıp hemen bağladı. Vurulduktan sonra 5 dakika sonra hemen eşimi aradım. Eşime söylemiştim, ben hayatımda hiçbir zaman sana yalan söylemeyeceğim. Büyük dur, sen Bozkırtların kızısın. Bozkırtlar gibi, Bozkırlar gibi dik dur dedim. Soyadı Akkurt ve kurtlar gibi dik dur dedim. Vuruldum, bacağımdan vuruldum ama tam olarak bilmiyorum, ayağımdan vuruldum. İyiyim, Allah'a çok şükür dedim. Dik dur ve çocuklara belli etme dedim. Allah kendisinden razı olsun. Ondan sonra telefonu kapattım. O gece İstanbul sokaklarında tankların karşısında 7'den 70'e, okumuşundan okumamışına, işçisinden profesörüne kadar her kesimden insan vardı. Onlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı Mustafa Varank'ın abisi Profesör Doktor İlhan Varank'tı. İlhan Varank önce vatandaş çatışmalara katıldı, ardından Fatih Şehzade başında öldürüldü. Mustafa Varank abisini endişeyle aradığında karşısına çıkan ses abisinin yiğit bir insan olduğunu, biraz önce çatışmalarda vurulup hastaneye kaldırıldığını söyleyecekti. Camiler sera okuyor, halk sokakta askerle çatışıyordu. Saraçhane'de sokağa inenlerden biri de Bağcılar'da hastanede çalışan 26 yaşındaki Abdullah Kırşan'dı. Abdullah vurulduktan sonra aynı hastanede iki defa kalbi duracaktı. Daha darbenin ilk başlarıydı, saat 11.30 falandı ben çıktığım hatırladığım kadarıyla. Daha tek faaliyetli bir şey olmamıştı ama askerler tamamen sarmıştı, yolu kapatmışlardı, yola geçişe de izin verilmiyordu. Sadece Saraçhane'de İBB'nin önü kapatılmamıştı. Aynı zamanda yol da kapatılmıştı. Biz Recep Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alıştığımız için burada onları istemediğimizi belirttik. Buradan defolup gitmelerini, darbeye karşı olduğumuzu söyledik. İktidarı böyle bir şeye karşı olduğunu söyledik. Tekbir getirerek öne doğru ilerledik. En öndelerde birinde ben vardım. 20-30 kişiydik. Daha kalabalık değildi çünkü hiçbir şey daha başlamamıştı. Talimat yeni gelmişti reis hücumumuzdan. Biz onun şeyiyle en öndeydim. Erler gözünde korku hissettim ama komutan vardı en önde bir tane. Rütbesini hatırlamıyorum. O ateş ediyordu havaya sağa sola. Askerler öne doğru çekiyordu. Millete buraya dağılmasını söyledi. Biz de onun aksine korkmaktansa üzerlerine yürüdük. Dedik sizi burada istemiyoruz. Gitmelerini istedik. Aramızda pek mesafe kalmadı. 15-20 kişiydik herhalde. Ben en öndeydim. Komutana dedim bize mi sıkacaksınız? Sıkın dedim. Hiç tereddüt etmeden ayağıma hedef alıp direkt ateş etti. Ondan sonra arkamı dönüp yere düşmen biri oldu. Bir sızlama hissettim, oluk oluk kan aktığını görmüştüm.
Sonra üstümü kapattılar. İki arkadaşım vardı. Onlar üstümü kapattı hemen. Beni arabanın bagajını aldılar. Ondan sonra hastaneye getirdiler. İlk bir hastanede ilk müdahale oldu ayağıma. Sadece sarıldı. Burada gerekli müdahale yapılamayacağını, kanımızın olmadığını, çünkü çok kan kaybettiğim için kan ihtiyacımın olduğunu. Beni başka bir hastaneye sevk ettirdiler. Yine bayağı bir yollar kapalı olduğu için askerler tarafından 4 saatlik bir zaman kaybından dolayı kan kalbinden kalbim durmuştu. Kalbim durduğu için kalp masajı falan yapıldı. O anları hatırladığım kadarıyla en son şoka girdiğimi hatırlıyorum. Titremeye başladığımı, bana kendime gelmem gerektiğini, cimrik attıklarını hatırlıyorum. Kendime gelmem için. Saat 2.30-3 gibi olduğu söyleniyor. Şuurumun tamamen kapandığını, kan kaybettiğimi. Saat sabaha karşı 5 gibi ameliyat alındığım söyleniyor. Ondan sonra işte yoğun bakımda gözümü açtım. Cumartesi öğlen gibiydi galiba. Tam saat olarak hatırlamıyorum. O gece hayatını kaybedenlerden bir diğer isim de 40 yaşında 3 çocuk sahibi Murat Mertel'di. Murat Mertel sokağa çıkın çağrısı üzerine sokağa çıkma kararı almış, ailesiyle son bir kez helallik istemişti. Murat Mertel Acıbadem'de şehit düşecek ve ailesini bir daha hiç göremeyecekti. Ben evde rahatsızdım, yatıyordum. Abim beni aradı. Dedi ki geçmiş olsun dedi. Ondan sonra dedi abi dedim neredesin? Ben de dışarıya çıkıyorum. Şu anda dedi durun dedim çıkmayın ben de geleyim birlikte çıkalım. Sen rahatsızsın çıkma dedi. Ben tabii dinletemedim yani telefonla çok söyledim çıkma işte bekle ben de geleyim birlikte çıkalım diye. Sonra kendisi abdestini alıp iki rekat namazını kılıp o şekilde dışarı çıkmış evdekilerle vedalaşmış öyle çıkmış. Telekom'un önüne geldiği sırada telekomdan yukarıya doğru ateş açılmış. Ateş açıldığı sırada abim bir ayağından vurulan bir yaralı bir arkadaş varmış. Ona yardım etmek için üzerindeki tişörtü çıkartıyor, yardım etmek istiyor ama başkaları da tişörtü çıkartıp verdiği için tekrar giyiyor ve yolun karşı tarafına geçiyor. Tam bankanın önünde. Aşağıdan yukarıya doğru açılan ateşte G3 mermisiyle askerler tarafından vuruluyor. Ondan sonrasında yanında bir çocuk arkadaş var yardımcı olmak istiyor ama tabii ateş açıldığı için o da biraz geriye doğru kaçmak durumunda kalıyor. Ve ondan sonra zaten kesiliyor yani ses, irtibat her şey kesiliyor. Bir arabaya yüklüyorlar. Arabayla hastaneye götürmeye çalışırken bir ambulansa denk geliyorlar. Ambulansa bindiriyorlar abimi. Sabah saatleri yani saat 3-4 gibi hastaneye yetiştiriliyor. Ameliyata giriyor. Ameliyatını oluyor ama bütün her şeyleri, organları bütün yani tedavisi yapılıyor, dikiliyor. Ama tabii iç kanama ve çok tahribat olduğu için kurtarılamıyor maalesef. Temmuz gecesi dakikalar ilerledikçe, halkın direnişi arttıkça darbeciler paniğe kapılmaya başladı. Artık tanklar, silahlar, uçaklar sokaktaki halkın iradesi karşısında tereddüt etmeye, geri adım atmaya, teslim olmaya başlamıştı. Tankların etrafı korkusuzca sarılıyordu. Hatta bu izlediğiniz görüntüdeki gibi, bir değil, tam iki kez tankın önüne kollarını açıp atılanlar ve tankları durdurmaya çalışan kahramanlar vardı. Türkiye'nin dört bir yanında pek çok kişi olan biteni anlamaya çalışıyor, sokaklardaysa demokrasi uğruna gerçek bir kurtuluş savaşı göğüs göğüse yaşanıyordu. Apron'da bile yaralılar vardı. Erdoğan birine gidip sarıldı, kucakladı, alnından öptü. İlk açıklamasını yaptığı sıralarda sokaklardaki kaos hala devam ediyordu. Cumhurbaşkanının sokağa çıkın çağrısına uyan sadece sivil halk değildi. Sivil toplum kuruluşları da çıktılar. Başta İHA pek çok kişiyi sokağa çağırdı. İHA Başkanı Bülent Yıldırım bir süre sonra bir darbeci tankın üzerine de çıkacaktı. Biz hemen yerimizden kalktık.
ve vatana gittik. Çünkü bunun bir darbe olduğunu artık hissetmiştik biz. Henüz daha açıklanmamıştı. Hiçbir resmi makam bunun darbe olduğunu söylemiyordu. Fakat bizim içimizde bu bir darbedir şeyi doğmuştu. Ve doğru vatana doğru gittik. Vatana gittiğimizde yine İHA'dan bir arkadaşın tankların önünde Kışla'ya gidin diye bağırdığını gördük. Hayrettin Yıldız isimli bir arkadaş. Biz de hemen yanına gittik ve tankın önüne durduk. Yanımızda Merve Şebnem Oroç vardı. Birkaç arkadaş daha vardı. Sonra tanka vurmaya başladık ve tankın üstünde bize ateş ettiler. Yani aslında çok yakınımızda havaya korkutmak için ateş ettiler ama biz yine tanka vurup bağırmaya başladık. Olmaz, bunu yapamazsınız, buna izin vermeyeceğiz diye. Tam 22.18'de arkadaşlara dedim ki halkı sokaklara çağıralım. Hemen orada 5-6 saniyelik bir görüntü gönderdik. Ve herkese bu darbeyi durduracağız ve herkesi vatana çağırıyoruz dedik. Bu darbeyi durduracağız. Herkes vatana gelsin. Vatan çok önemliydi çünkü hemen anlamıştık. Emniyeti eğer bunlar kuşatırlarsa ve emniyeti vurmaya başlarlarsa o zaman emniyet diğer yerlere müdahale edemeyecek ve darbe başarıya ulaşacaktı. Onun için biz vatanda aslında vatan savunması yaptık. Vatandaki tankları durdurmamız gerektiğine karar verdik. Ve birdenbire helikopterler geldi. Hemen vakıf kurabiyenin yan tarafına inmeye çalıştılar. O zaman polislere dedi ki gidip onları durdurun. Çünkü onlar bize ateş edecek. Ve polisler oraya doğru yöneldi. Biz de ateş edilmesine rağmen tankın önünde durduk. Allah'a şükürler olsun. Çağrımız üzerine insanlar vatana akın akın geldiler. Çok duygusal anlar yaşadık. İnsanlar çocuklarıyla, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, herkes geliyordu. Ve her türlü işaret vardı. Bazıları şehadet parmağını kaldırıyordu, bazıları bozkurt işareti yapıyordu, bazıları rahmetli Erbakan Hoca'nın şu işaretini yapıyordu. Bütün insanlar birleşmişti. Tesettürlü, tesettürsüz, yaşlısı, genci, her partiden insan tankın önüne geldi, bize destek verdi. Emniyeti ele geçirerek darbeyi başarıya ulaştıracak en önemli kritik noktayı gerçekleştirecek olan o grubu Allah'a şükürler olsun durdurduk. Bu arada İHA olarak 1 milyon 800 bin şey attık, SMS attık, insanları çağırdık. Bu arada emniyet bizden rica etti. Dedi ki valiliğin önünde çok az insan var, valiliğin önüne çağırır mısınız? Arkadaşlarımızın çoğunu valiliğe gönderdik. Oradaki kuşatma kalksın diye. Bir haber geldi. Büyükşehir'in önünde çok büyük bir çatışma var diye. Hemen arkadaşlarla buraya geldik. Darbeye karşı omuz omuza. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Ben böyle bir şeyi Türkiye'de olacağını hiç düşünmüyordum. Her taraftan ateş sesi vardı. Ben Suriye'de kaldım, Mısır'da, Irak'ta, her tarafta bu çatışma ortamları az çok vakıf olarak da gördük. Burada gerçekten silahlar hiç susmuyordu ama insanlarda hiç korku yoktu. İnsanlar kendilerini askerlerin üzerine atıyorlardı ve yere patır patır düşüyorlardı. Yaralananlar oldu, şehit olanlar oldu. Ben koştum, arkadaşlar beni bırakmak istemediler etrafımda ve olduğum yere ateş edildi. Hemen önümde bir kardeşimiz yaralandı. Sonra haber aldım. O da şehit olmuş. Yani çok şehitler verdik. Çok yaralılar oldu. Ama asker hiç acımadı. Hatta burada çok küçük yaşta bir çocuğumuzu, bazılar 11 diyor, bazılar 13 yaş diyor, bilinçli olarak tam kafasından vurdular. O da şehit oldu. Çok acımasızlık vardı burada. Ama insanlar hiç geri adım atmadı. O gece hem İstanbul hem de Ankara'da sokaklara tankları çıkardıklarında kuşkusuz darbeciler tankın önüne yatacak kadar demokrasiye sevdalı olanları hesap etmemişlerdi. 34 yaşındaki Sabri Ünal da onlardan biri. İkamet ettiği Pendik'ten Üsküdar'a geldiğinde elindeki sadece 3 tane taşla tanklara direnişe geçti.
bağlar başından yukarıya doğru çıkıyordum. O arada elimde sadece 3 tane taş vardı. Belki bir köpek gelir falan atarız diye. Lakin o anda tanklar ateş ederek geldiği söylendi. Ben bir ateş sesi duymadım ama elimden gelen tek şey 3 tane taşla, yani bu tanka karşılık vermekti. Tanka işte taşları attım ve dur işareti yaptım. Lakin tank durmadı. Beni ezeceğini anlayınca tankın orta açıklığına yattım. Allah'a şükür ilk tanktan kurtuldum. Lakin kafamı kaldırdım. Yani tank ilk önce bir üstümde durdu, duraksadı. Ezip ezmediğini bir vicdani kontrol yaptı belki. Sonra bastı gitti. Ben de ayağa kalktım. O arada ikinci tank geldi. İkinci tank gelince sağa kaçmaya çalıştım. Kaçamayacağımı anlayınca tekrar tankın ortasına yatmaya çalıştım. Burayı kapatıp aşağı gidersek bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir. Darbecilerin gözü öylesine kan bürümüştü ki halka ateş açmakta, meclisi bombalamakta, emniyet müdürlüğünü tank ateşine tutmakta, hem polisle, hem askerle, hem de halkla savaştılar. Saatler 3.45'i gösterdiğinde sıra bütün bu kaosu ekrana taşıyan CNN Türk'e gelmişti. Sevgili seyirciler, 17 yıldır CNN Türk ekranlarında sizin karşınızda bu programı sunuyorum. Nitekim darbe gecesi objektif gazeteciliğiyle darbecilerin bir numaralı hedefi TRT'den sonra CNN Türk oldu. CNN Türk binasını bastılar. Bastılar ancak karşılarında hiç beklenmedik bir gazeteci, medya mensubu direnişi gördüler. Özellikle CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş televizyonculuk tecrübesini konuşturdu. Yayını keser gibi yaptı ama hiçbir zaman kesmedi. Ekran hiçbir zaman kararmadı. Tarihe geçecek bir direnişe imza attı Erdoğan Aktaş. Hava cındır gözünü seveyim. Sen de ben de halkız gözünü seveyim ya. Planlarımız zaten hazırdı. Böyle bir olasılık karşısında ne yapacağımızı. Geri döndüm. Arkadaşlarıma sakin olmaları gerektiğini, binaya askerlerin geldiğini söyledim. Fakat yayını vermeyeceğimizi bir şekilde sürdüreceğimizi de ifade ettim. Her şeyi bana bırakmaları, benim muhatap olacağımı söyledim. Sonra stüdyoyu organize ettik, rejiyi organize ettik. Arkadaşlar bir baskın olursa diye rejideki aletleri kilitlediler. Yani resim masasını ve ses masasını. İlk geldiklerinde bağırarak, çağırarak ve silah doğrultarak karşıma geldiler. Ben de onlara durun sakin olun, benim sizin yaşınızda oğlum var dediğimde biraz şöyle bir şaşırdı onlar da. Sen hala kamera alıyorlar. Hayır, cevap gelip de yapıyorlar. Kapat abi. Şu an biz de aldığımız emri yerine getiriyoruz sanki. Sonra aldıkların emri uygulamak zorunda olduklarını ifade ettiler. Ben de bunun kanunsuz bir emir olduğunu, uygulamak zorunda olmadıklarını söyledim. Biraz daha konuşmaya çalıştı onlar fakat ben devam ettim. Bu işler sizin bildiğiniz gibi değil çocuklar. Ne olup bittiğini öyle tahmin ediyorum ki bilmiyorsunuz. Gelin vazgeçelim dedim. Sonra bir yüzbaşı daha geldi. Biraz daha bağırıp çağırarak hareket ettiler. Ben de sakin olmaları gerektiğini hatırlattım bir kez daha. Buranın sorumlusunun ben olduğumu, arkadaşlarımı kontrollü olarak dışarı çıkaracağımı söyledim. Hatta şöyle bir ifadede bulundum. Çıkmazdık ama elinizde silah var diye. Bu arada yayını dediğim gibi organize ettik. Başak Şengül yayından kalkarken ben de bir telsiz mikrofonu yanıma aldım. Ve şu an yayın yaptığımız koridorda çekimleri sürdürdük. Hem arkadaşlarım çekiyordu hem de ben de olup biteni anlatmaya çalışıyordum. Yayında sesim de yayına gidiyordu. Saat tam 3.43'te şu an bizim bulunduğumuz noktada dolaşıyorduk ve askerler dışarı çıkmamız için bizi biraz daha zor kullanıyorlardı. Tehdit ediyorlardı, dışarı çıkmamız gerektiğini ifade ediyorlardı. Ben de tamam, son kontrolleri ben yapacağım. Herkes buradan çıktıktan sonra çıkacağımı söyledim. Bu arada tehlikeli bir durum vardı. Aşağıda polis de güvenlik önlemi almıştı.
binanın ışıklarının kapatılması gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü bir operasyon başlayabilirdi. Ben de böyle olmaması gerektiğini söyledim. Fakat dışarıdan da kalabalık bir grup geldi. Hem bizi desteklemek için hem de darbe karşıtı olduklarını belirten. İşte o dakikada ben de bir iki kişiyle birlikte bulunduğumuz kattan ayrılmamak için, çünkü girip giremeyeceğimizi bilmiyorum, birinci katta gittim. Ama ben mümkün olduğu kadar yayını devam ettirme adına telsiz mikrofondan neler olup bittiğini anlatmaya çalıştım. Bir el silah sesi duyduk buradan ayrılırken. Tabii herkes panik oldu. Fakat birkaç husus vardı. Bir, bizi seyredenlerin daha fazla paniğe kapılmaması gerekiyordu. İki, bir an önce tekrar normal bir yayına dönmemiz gerekiyordu. Nitekim binanın içinde hengameler oldu. Darbeci askerlerin gözaltına alındığını gördüm. Tekrar bu kata geldim. Bu katta görevli polis memurları vardı. Onlarla konuştum, durumu sordum. Asayişi sağladıklarını söylediler. Fakat ben şundan emin olmak istiyordum. Binada herhangi bir sivilin kalmaması gerekiyordu. En azından bu bulunduğumuz katta, ki ben yayını normal olarak tekrar devralayayım diye. Kanal D tarafında bir süre telsiz mikrofonla anlattım olup biteni, tekrar tekrar anlattım. Sonra artık emindim, bulunduğumuz katta bir sivil kalmamıştı. Yayın masasına geçtim ve yayını bu sefer ben sürdürmeye başladım ve olup biteni anlattım. Seyirciler, gördüğünüz gibi yaşananların sadece bir kısmını anlattığımızda bile bir program yetmiyor. Oysa o gün 240 kişi, 240 demokrasi sevdalısı tankların önünde, silahlı askerlerin önünde, ateş eden uçakların önünde demokrasi mücadelesi verdiler. Önümüzdeki 5L1K programlarında dediğim gibi bir numaralı gündem maddemiz bu darbe girişimi olacak. 5L1K'ya çok kısa bir ara vereceğiz, ardından devam. Sevgili seyirciler, bir 5L1K daha sonuna geldik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin, belki de başarısız olmasında en önemli kahramanlar sokağa çıkan direnen sivil halktı. Bugün sizlere onların içinden sadece birkaç tanesinin hikayesini anlatalım istedim. Sonuçta onlar bir rakam değil. Onlar bugün bambaşka bir ülkeye uyanmamıza engel olan belki de en önemli insanlar. Gerçekten kelimenin gerçek anlamıyla kahramanlar. 5L1K'da önümüzdeki programlarda farklı açıdan ele alacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde buluşmak üzere. Ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim.